Şimdi Dimitra 1. En sona geldiğinde bir tane tık yap şöyle. Durum 2-1. Büşra denedikçe deniyor. Dimitra ikincisini de attı. Durumlar eşit. İkisinde de ikişer tane var. Sude atışlarına başladı. İlk atışı denedi. Olmadı. Büşra atışla biraz sıkıntı yaşıyor. İstediği balansı kuramadı bir türlü Büşra. Sude artık atışları sepete bir aile yaklaşmaya başladı. Her an atabilir gibi duruyor. Şimdi Sude 3. Geriden geldiler, öne geçtiler. Büşra denedikçe denedi. Bir türlü istediği atışı yapamadı ama Sude attı bu sırada. Büşra bir türlü istediği atışı yapamadı. Kaç kere atmayı denedi ben de bilmiyorum ama maalesef mekanizmayla büyük sıkıntı yaşıyor Büşra. Sude attı. Sude attı ve durum 1-1 oldu. Gitmiyor değil. Gitmiyor. Anladım da bir şey diyorum. Beni bir dinle. Bak şuradan bastığın zaman. Ben bir şey anlatabilir miyim? Bak oradan bastığın zaman orayı buraya ittin ya. Şuradan basınca bak yine geri gidiyor. Gördün mü? Bu tarafa geçip basacaksın ki o tarafa doğru. Tamam o zaman. Diyorum buraya gel. Ama o değil. Önemli değil. Abi biri o tarafa çekiyor. Biri bu tarafa geçiyor. Biri oraya koyuyor. Hanginizi dinleyeceğim? Bir şey söyleyeceğim. Bağırmaman gerekiyor. Sebebini söyleyeyim mi? Topun o zaman hangi yöne gittiğine bir gör. Kendin o zaman karar ver. Tamam diyorum. Topun ne yöne? Ama topunun ne yöne gittiğini bile bilmiyorsun. Tamam mı? Diyorum ki biri diyor ki bu taraf. Biri diyor ki bu taraf. Kendi kararını ver o zaman. Kendi kararını ver o zaman. Oradan düzel. Sivil plajin. Tamam. Gel. He, Spiro pedal go di bal. İkinci de benim dediğim gibi yap. Tamam. Gel. Altına. Tamam. Yok, play again. Sakin. Bir tane bak. Geç bu taraftan bas. Put first. Bu taraftan bas. Don't do it like. Boom. First put and after shoot. Relax. Bu taraftan bas. Go. Dener misin? Bak. Go. You will play again. Abi relax. Koyuyorum. Relax. Tamam. Direkt şunu yapıyorum. No. Bunda okey. Ben sana sapasıyorum. Ayağım tutuyor. Bak düz gidiyor ama güçsüz gitti. Evet, Büşra oyunu kaybedince tabii herkes bir şekilde bir şey göstermeye çalışıyor. Ya şunu düşünüyorum, yani burada mesela Büşra haklı mı? Yoksa kaybettiği için bunu takıma mı mal ediyor? Mesela bununla alakalı yorumunuzu merak ediyorum. Yani izledik, ben çok böyle sinirli ve agresif davrandığını görmedim. Tabii kaybettiği zaman yaşanabilir bu. Ama çok karşı taraf da sana bir şey anlatmaya geliyor. Onlar da agresif evet, mi geldiler? Onlar da mesela hani Oka'ya da dikkat ettim, Bora'ya da hani hepsine dikkat ettim. Böyle hakaretli, böyle yüksek tonla girmiyorlar. O tarafa çek, bu tarafa çek diyorlar. O yüzden ben hani haksız bulmuyorum. Büşra'yı da haksız bulmuyorum. Çünkü o da defalarca atış yaptı. Bir türlü istediği olmadı. Onun da normal yani. Çok böyle üstüne düşmemek lazım bence. Mesela bak topu koyarken bile sıkıntı yaşıyor. Topu koyuyor. Bakmadan o topu oraya eğer son oturuşunu sabitlemezsen İhsan, sen de bilirsin. Bir şekilde o kıpırdayabiliyor. Bak koyuyor mesela topu bir tanesinde demin. Top arkasından yuvarlanıyor. Sonra ayağını koyduğunu bir bakıyor, top ayağın dibine gelmiş mesela. Şimdi bunlar aslında çok hassas şey. Bir atış kaybettiriyor sana. Evet. Bir şekilde. Ya işte bunlara biraz Bora falan kızıyor. Bu arada Hikmet'i gördünüz mü? Hiç kıpırdamadı. Bench'te oturuyor. Hiçbir şey demiyor, anlatmıyor ki bu tip oyunlarda belki oyun zekası en yüksek olan yarışmacı Hikmet'tir. Hikmet'le evet. Büşra arasındaki o kriz devam ediyor demek ki. Ya belki ondan dolayı değildir yani. Sonuç olarak herkes orada bir şey anlatmaya çalışıyor ve sen de bir 5. 6. kişi olarak oraya dahil olursan iyice bu sefer çorba olacak her şey, duyulmayacak. Bir defa Bora'nın orada çok güzel bir yönlendirmesi var. Anlatmaya da çalışıyor. Ve bence Büşra'nın burada kızdığı nokta kendisi. Kendisine kızdığı için ve sinirlendiği için ister istemez etrafındaki insanlara yansıtıyor bu durumu. Onun dışında ben oradaki çevredeki yarışmacıların hiçbir tanesi
kötü bir şekilde ona müdahale ettiğini düşünmüyorum. Ve aslında herkes de aynı şeyi söylemeye çalışıyor Büşra'ya. Şimdi bizde de yaşandı bu durum. Kaybettiğin zaman kendine bu durumu yediremiyorsun ve ister istemez kendine kızdığın için de etrafa bir şekilde yansıtıyorsun bu durumu. Ben de böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Arkadaşların ama yapıcı olarak gelirler. Yani mesela orada bugüne kadar bu tip durumlarda kendisine gelip anlatıldığı zaman en çok tepki veren Sabriye bile arabada gaza nasıl basıyorsun diye bir şey yapıyor mesela. Hani bir yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden bence hani aslında Büşra da daha sakin olmalı. Diğer tarafta da kakafoni değil, tek bir ağızdan ya da bir kişi iki kişi gidip bir şekilde daha net bilgiyi vermeli. Ama insanların böyle anları oluyor ya. Yani yaşamışızdır muhakkak hepimizde. Doğru atışı gösteriyorsun sen bana. Ama ben o kısmı beceremediğim için kendime kızıyorum. Bu sefer seninle yakın olduğum için sana da patlayabiliyorum. Ne diyorsun Hakan ya diye falan. Aynen. Öyle bir durumdur. Ben burada hani ne Büşra için ne de diğer takım arkadaşları için herhangi bir eksi ya da negatif bir durum görmüyorum.